Herkese merhaba, Okuryazar Yayın kanalına hoş geldiniz. Bugün dünya gündeminde özellikle Çin'le ilgili gelişmeler var. Bunları sizinle paylaşmak istedik. Yine araştırmacı yazar Zafer Celoğlu ile beraber bu konuyu ele aldık. Sizleri bilgilendireceğiz. Şimdi biliyorsunuz ki Çin'de bir sessiz devrim oluştu, darbe oluştu. Ve bu darbe ile ilgili birçok gelişmeler de yaşandı. Özellikle salgınla alakalı. Yeni gündemde Çin'i neler bekliyor? 2025 sürecinde Çin'de neler olacak ve 2025 sonrası Çin'de neler olacak? Onları ele aldık ve yine araştırmacı yazar Zafer Colay'a sorduk. Çin'de neler oluyor? Evet, şimdi Çin'de şöyle gelişmeler var. Görüntüler servis edildi. Görüntülerde izlenilen politika, yani yapılan açıklamalar daha doğrusu şu yöndeydi. Neymiş efendim? Çin'de yine salgın nüksetmiş ve bu nükseden salgın kontrolden çıkıyor gibi bir hava estiriliyor. Ve bu kontrolden çıkmadan da kontrol altına alınması için Çin'in sıfır vaka politikası adı altında izlemiş olduğu politikaları ve tedbirleri bize gösterdiler. Kimler gösteriyor? Çin'in servis ettiği görüntülerden biz bunları görüyoruz. Peki Çin zaten daha önce asli anlamda dünyanın tam anlamıyla içinde olduğu o küresel pandemi zamanında süreci kontrol etmemiş miydi? Etmişti. Hem de ne zaman etmişti? Biliyoruz ki 2020 yılının sonlarına geldiğimizde, Aralık ayı gibi dönemlere geldiğimizde daha henüz dünyada o meşhur iğneler üretilmemişken, üretilme aşamalarına daha yeni başlıyoruz denilen dönemlerde biz Çin'den gelen haberlere bir baktık. Biz süreci kontrol altına aldık. Tamamen sadece o bölgede, yani nerede çıkmıştı bu sözde salgının merkezi? Çin'de Wuhan kentinde. Wuhan kenti de Hubei eyaletine bağlıydı. Hubei eyaletinin komşu olan diğer eyaletlerine bile bu vakaların bulaşmadığını bize söylemişlerdi. Ama o Hubei eyaletinden komşu eyalete sıçramayan salgın tüm dünyaya yayılmıştı. Ve yine işte o Aralık 2020'ler gibi tarihlerde Çin demişti ki ben süreci kontrol altına aldım. Bundan dolayı okulları açıyorum, konserleri açıyorum, kongre, fuar vesaire gibi, yani toplu alanlarda bulunabilecek olan tüm mekanları ben hizmete yeniden açıyorum dedi. Yani iğneler bile bulunmadan önce böyle bir kontrol altına almış olan Çin'den bahsediyoruz. Günümüze geldiğimiz zaman 2022'nin sonundayız. Yani 2023'e giriyoruz. Yani yaklaşık olarak Çin'in bu tecrübeyi tam anlamıyla 3 yıllık bir geleneği geçmişi olduğunu görüyoruz. Artı buna kimler dahil oldu? İğneler dahil oldu. Hem Çin'in üretmiş olduğu iğneler firma olarak hem de dışarıdan aldığı iğneler vardı. Şimdi ekstra bir tedbir önlemi de gelmiş olmasına rağmen Çin'de nasıl oluyor da böyle bir sanki kontrolden çıkmak üzere olan salgın olduğu ifade ediliyor. Ve Çin'in politikası da açıklamalarına göre biz sıfır vaka politikası izliyoruz. O yüzden de ne görüntüler olarak servis edildi dünyaya? Apartmanların kapıları kapatıldı, üzerlerine kaynak yapıldı. Ya, sokak ortasında insanlar bir bakıma olsa tuttuklarını zorla o PCR testlerinden yapar, görüntüler servis edildi. Yine bu gibi bir kontrol süreci içinde olmayı reddedenlere kamplar oluşturulmuş. Bu kamplara o kişilerin bir bakıma da olsa hapsedildiğini bize servis ettiler. Şimdi böyle sorunlara sebep olacak gerekçeleri var mıydı Çin'in? Aslında yok. Niye yok? Bugün bile. Şimdi biraz esneme yaptığını da söylüyor Çin Devlet Başkanı. Çok ağır koşullarda olduğu için biraz tepki aldı dünyadan. O yüzden ben biraz esneyeceğim diyor ama bakın sıfır vaka politikası üzere yola çıktığında o sert görüntülerin servis edildiği dönemde vaka sayısı ne kadardı Çin'in? 36 bin. Bakın Çin'in nüfusunu düşünün ve 36 bini düşünün. Hiç de öyle bu sert tedbirle alınacak gereken bir önlemlerin olacağı bir boyutta vaka yoktu. Şimdi biraz gevşettim dediğinde bugün vaka sayısı kaç? Son verileri aldık çünkü. Orada kaç gözüküyor? 27 bin. Şimdi o zaman senin gevşememen de gerekiyor. Eğer ciddi bir salgından bahsediyorsan, yani tedbir almazsak bu patlayacak diye bir şeyden yine endişen varsa 27 bindesin. Yine o zaman sert tedbire devam etmen lazım. Yani gevşememen de lazım. Gevşedim diyorsun, 27 bine düşüyor. Sert tedbir alıyorum diyorsun, 36 binlerde vaka. Yani çok çelişkili açıklamalar geliyor Çin'den. Ama işte bu görüntüler ve bu sözde sert tedbirler niçin yapıldı? Şimdi sen gayet iyi biliyorsun, sadece biz beraber çalıştığımız için katıldığımız çeşitli ekranlarda da bunları anlatmaya çalışıyoruz zaten. Olay neydi? Olay Çin'i bitirmek. Ne üzerine dedik ki darbe oldu. Bu darbe de kimse öyle bir şey beklemesin. Yani eskizki model
gibi darbeler olmaz. Süper güçlerde, süper güç devletlerinde. Yani tankları göreceğiz veya askerlerin meclisi bastıracağız falan. Bu görüntüleri unutun, beklemeyin süper güç devletlerinde. Niye? Buralarda arka planda finans devrimleri olur. Evet. Finans devriminden kastımız nedir? Nasıl ki 2001'de İkiz Kuleleri'ne müdahale edildiğinde müdahalenin edilme sebebi neydi? Rothschild ailesini Amerika'dan alıp zorla Çin'e gönderdiler. Çin'i Çin yap dediler. Çünkü çeşitli kehanetler anlattığımız üzere onların gerçekleştirilmesi alakalı arka planda bunların yürütülmesi gerekiyordu. Altyapılar hazırlanabilmesi için işte Rothschild ailesinin Çin'e gidip orada bu sermaye akışını Çin'e kaydırdığı zaman Çin tabii ki de bir yükseliş yaşayacaktı. Üretim hacmi bakımından ve bu ürettiği malları da dünyaya ucuz olarak sattığında Çin tabii ki de üretim itibariyle, yani derler ya sürümden kazan. İşte sürümden kazanma politikası izlenilerekten Çin sermayesi kısa sürede ciddi anlamda ikinci sıralara yerleşti ve hatta bazılarına göre Amerika'yı da geçtiği söyleniyor. İşte bu döneme gelindiğinde darbe Çin'e yapıldı. Niye yapıldı? Çünkü baktılar ki, biliyorsun, bizim uzun zamandır anlattığımız kehanetler vardı. Bu kehanetin temelinde Mesih'in geri gelişiyle alakalı süreçler takip ediliyor demiştik. Bu yapmış oldukları kehanet matematiğine göre Mesih'in geri gelişiyle alakalı tarihleme olarak birkaç tarih var. Günümüze en yakın olan neydi? 2025. 2025. Buna uygun adımlar atılıyordu ama bu yapılan darbeyle o aklı ortaya koyanlar, yani Rothschild'leri de yönetenler, hani hep deniyor ya Yahudiler dünya yönetiyor. Hikaye, biz bunları hep zaten bizim geçmişteki YouTube kanalımızdaki videolara baksanız da görürsünüz. Evet. Burada ne anlatıyoruz biz? Onlar da şu gerçeği gördü. 2025'e uygun evet altyapı hazırlıkları yapıyorduk ama bu istediğimiz seviyeye gelmedi. Kontrolü biz bu 2025'e tam anlamıyla oturtamadık. O zaman ne yapacağız? Bir sonraki tarihe bu süreci bypass edeceğiz. Bu zamana kadar, yani şu ana kadar yapmış olduğumuz kehanetsel altyapıyı yine devam ettiriyorlar. Onda bir sorun yok ama ana ölçekte 2025 ile alakalı o tarihe uygun Mesih getirme projesini Amerika'daki bir grup ertelemek istiyor. Şimdi Amerika'daki iki tane grup var, biliyorsunuz zaten, işte Cumhuriyetçiler, Demokratlar. Cumhuriyetçinin en yakın tarihteki başkanı Trump'tı. Şimdi mevcut Demokratlar dönemindeki başkan da Biden. Şimdi buradaki ayrım şu şekilde kendini sahaya koydu. Diyorlar ki işte küresel dünya yöneten dediğimiz aktörlerin, aklın ortaya koymuş olduğu felsefene tek dünya devleti, tek millet, tek devlet. Şimdi sen bunu sen bunu ortaya koyabilmen için neye ihtiyacın var? Yani şu tek devletleşmeye gidilecek süreçte neye ihtiyacın var? Savunma mekanizmasına. İşte bu savunma mekanizmasındaki olmazsa olmaz unsur hali hazırda Amerika'nın tam anlamıyla kontrolde olan yapı ne? NATO. Evet. O zaman dediler ki bir dakika, şimdi biz tek devlet, tek millet ve tek dile gidebilmemiz için neye ihtiyacımız var? Tek orduya ihtiyacımız var. Şimdi daha bu altyapıları yapmadan mesihsel sürece gidersek bir bakıma da olsa diğer milletler tarafından gafil avlanabiliriz. Yani bir denge unsuru olaraktan karşımıza bir güç çıkabilir. Bu gücü bertaraf edebilmek için o zaman hangi stratejiyi sahaya koymamız lazım? Tek ordu stratejisini. O da nedir? İşte NATO. Ne yaptılar? Zaten neyi biliyoruz? Demokrat kanat iş başına gelir gelmez hangi modellemi dünyaya tekrardan yaşatmaya başladı? Hatırlayalım. Soğuk Savaş döneminde dünya iki kutupluydu. Hı. Amerika ve Rusya. Hı. Şimdi Trump dönemini düşündüğümüz zaman Cumhuriyetçiler hangi stratejiyle sahiymişlerdi? Yine iki kutuplu yapalım dünyayı. Kimler merkezdeydi? Çin ve Amerika. Ama şimdi bunun yürütülebilir olmadığını gören demokratlar, çünkü bu modellemeyle gidilirse NATO'nun genişlemesini sağlayamayacaklardı. Çünkü hatırlayalım, Trump bile biraz alaya alır üslupla neyi söylüyordu NATO üyeleri ülkelere? Aidat bile ödemiyorsunuz. Evet. Ben bu birliğe yapmış olduğum katkı desteğini çekeceğim dedi. Evet. Falancı ülkeler şu kadar minimumda katkı yaparken, yapması gereken de şuyken, onlar onu yapmıyor. Yük bize biniyor. Ben bu yükü kaldırmak zorunda değilim. Yani kendi üzerime düşeni yaparım ama geri kalan açığı tamamlamak zorunda değilim diyerekten NATO'yu zayıflatıyordu bu anlamda. Bunu da demokratlar iş başına gelince dedi ki bir dakika, olmaz. O zaman neye ihtiyacımız var? Tek dünya devletiyle alakalı tek orduyu kurmamız lazım. O zaman eski yönetime, yani dünyadaki o eski iki kutuplu döneme, soğuk savaşa dönmemiz lazım. Yani yine Rusya için. Bir Rusya, kutup.
Amerika'da sabit kalacakken diğer kutubu Çin değil de Rusya merkezine alacağız. O yüzden de zaten neleri gördük? Zaten kehanet merkezinde de zemin ona uygun hale getirilmesi gerekiyor diyorduk. Yani Rusya'nın aktifleştirilmesi. Demokrat hükümeti bunu yaptı ve Rusya'yı tekrardan diğer kutup olarak karşısına alınca var olan NATO'nun kurulma amacı bir kere daha canlandırıldı. NATO'nun kurulma amacı neydi? Rusya yani Sovyetlere karşı bir blok zinciri oluşturmaktı. Yani askeri birlik kuvveti. O da NATO, Kuzey Atlantik Paktı dedikleri işbirliği örgütü. Şimdi bununla alakalı neye ihtiyacı var dedik? Yayılmaya. Yayılmanın ilk adımlarını nereden gördük zaten biz? Finlandiya, İsveç. Şimdi işte bir ayağın kuzeyde gittiğini görürken genişleme ayağının burada da bu iki ülkenin NATO'ya dahil edilmesiyle alakalı süreç kimde kilitlendi? Türkiye'de. Şimdi Türkiye bu anlamda evet dediği an zaten iki ülkede NATO'ya dahil edilecek. Burada neyi gördük? Bakın NATO yine genişleme stratejisini izliyordu Demokrat Parti döneminde. Nereye alacaktı bir de? Ukrayna'ya da alacaktı. Orada Rusya dedi bir dakika dedi. Hani girmesin beni kuşatıyorsun sözünüz vardı vesaire derken orada da Rusya'yı bu anlamda bir bakım olsa oyalamak için kuzeyde kendi bölgesinde oyalamak için Ukrayna'yla yem ettiler. Yani Amerika Ukrayna'yı Rusya üzerinden NATO'yu genişletebilmek için yem etmiş oldu. Bu yemi işte dünya zaten uzun zamandır izliyor. 2022 neredeyse bununla geçti. Böyle de biraz devam edecek. Niye? NATO'nun genişlemesi lazım. Peki kuzeyden genişlerken şimdi doğuda da genişlemesi gerekmez mi? Gerekir. Ne üzerine genişleyecek? Çünkü Çin'e ne dediler diyoruz darbeyle beraber? Mevcut Çin devlet başkanı Xi Jinping'e ne dediler? Sen, yani iki seçenek sunuldu. Ya iş başında kalarak dediğimizi yapacaksın ya da seni görevden alacağız. Adam dedi ki tamam ben iş başında kalayım dediklerinizi yapacağım dedi. O yüzden ne oldu? Çin'deki Rothschild ailesinin sermayesi şu anda nereye kayıyor? Oluşturulacağını daha önceden de söylediğimiz ama ne hikmetse ülkemizi bu takibi yapmayan diğer araştırmacı yazarlar bize itiraz etse de gerçi şöyle itiraz edemiyorlar aslında. Arka plandan dediğimizi tasdik ediyorlar ama ön planda bunu pek söyleyemiyorlar. Onlar tam tersi algı yapıyorlar. Neymiş efendim? Sanki Rothschild'ler Türklere, özellikle Türkiye'ye biat etti. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızı, bakın şimdi onu burada deşifre edeceğiz. Söylememiz lazım artık. Evet. Çünkü yani o kadar konudan uzak olan kişiler bu konuları ağzına almasınlar lütfen. Burada biraz böyle kime eleştiri yapmış olalım? Sayın Kazım Yurdakol'a yapmış olan bir eleştiri. O da şu olacak çünkü. O diyor ki 22 Aralık 2021'de biliyoruz ki işte Beyaz Saray'a, Külliye'ye, Ankara'ya Yahudi heyeti geldi. Uluslararası bir Yahudi heyeti geldi. Onun anlatımına göre Yahudi heyeti sanki Erdoğan'a biatlarını sundu. Hani böyle bir tablo anlatıyor. Yani Rothschild'ler vesaire sanki Türkiye'ye böyle bir biat sundu. Hani bize yardım edin abi biz çok güç haldeyiz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Aman Allah'ım. Ah Türkler burada. Erdoğan da burada. Hemen abi ona bir adımızı sunalım da bizi koltuk altına alsın. Bizi bir himayesine alsın. Diye anlatımlar var. Biz şaşırıyoruz bu anlatımlara yani. Niye? Bir de şunu anlatıyor orada bunu söylerken. Ziyaret esnasında çünkü özellikle Türkiye Hahanbaşı'nın liderliğinde Sayın Cumhurbaşkanımıza 8 kollu Şam'dan hediye edildi. Şimdi burada da Sayın Yurdakul diyor ki 8 kollu Şam'dan görülmemiş bir hadisedir diyor. Dünyada örneği yok diyor. Biz de diyoruz ki bir dakika. Ya arkadaş yani bilmediğin konularda konuşma. Ya bu çok normal bir tavırdır yani. Bilmediğin konuları konuşma. Araştır, öğren ondan sonra konuş. Ya bunu bir Yahudi'ye desen Yahudi sana döner güler ya. 8 kollu Şam'dan ne demek dünyada örneği yok yani. Böyle bir saçmalık olabilir mi der yani. Sen nerede yaşıyorsun der yani. Nedir bu? 8 kollu Şam'dan Hanuka bayramı vardır. Yahudilikte kutsal bir bayramdır bu. Hanuka bayramının sembolüdür 8 kollu Şam'dan. 7 kollu Şam'danı biliriz. Menorah'tır. Bir de 8 kollu Şam'dan var. Aslında 7 kollu Şam'dan bir tanımdır. Aslında o Şam'danın tam anlamıyla kol sayısı 6'dır. Ortada olan bazen biraz daha diğerlerinden yükseltide olur. Biraz bazen de alçaltıda olur. Nedir o ortadaki olan o mumluk yeri? Diğer altı mumu yakacakken o merkezdeki mumdan ışık alaraktan diğerlerini yaktır. Çünkü Tevrat'ta açıkça altı kollu Şam'dan yapacaksın der. Diğerleri de yani daha sonra bu üretimi yapanlar da o ortaya yedinci olarak koyduğunda bir kol olarak sayılır. Normalde o kol olarak sayılmaz. O ana gövdedir yani. Ortada bulunan 3 3'tür. Ortadaki gövde de işte klasik olarak o konuyu bilmeyenler sayınca 7 kollu Şam'dan derler. Halbuki menorah 6 kollu Şam'dandır. Bu verilen hediye edilen 8 kollu Şam'dan da tam anlamıyla budur. Nedir peki? Çünkü neyi biliyoruz biz? Neyi merkeze geçmişte yaşanmış bir olayı
atfen ifade edebilmek, sembolik hale dönüştürebilmek için o 8 kollu şamdan olmuştur. Bazen bu 8 kolludur, tam anlamıyla 8 kolludur. Bazen de 9 kolludur. Dediğimiz gibi gene o merkeze bir eklenti, yükselti veya alçak gözüken bir kolla beraber sanki 9 kolluymuş gibi olur o yine Hanukkah şamdanı. Ama 8 kollu şamdan vardır. Hiç de öyle Yahudilere yabancı olan bir kavram değildir. Öyle lütfen çıkıp da örneği yoktur falan deyip bunu sanki İslami tandanstaki 8 kollu yıldıza benzeteceğim diye lütfen boş çaba içine girilmesin. Çünkü hikayesi nedir onu anlatalım. Geçmişte Yahudiler bir kuşatma altındayken, şimdi çok uzatmamak için üstü kapalı anlatacağım. Bir kuşatma altındayken tapınaktaki o kandiller dediğimiz işte bu menorahlarda yanacak olan mum sayısının yağlarla yanıyor bunlar. Kalan yağ bir gün yetecek olan bir yağ kalmıştır. Bu kuşatma sırasında da toplamda 800 gün boyunca o yağ kullanılmıştır. Yani yağ bir bakıma da olsa mucize eseri 8 gün yanmaya yetecek bir seviyeye ulaşmıştır. Bu 8 gün yanmadan sonra da kuşatma kaldırılmıştır. Yahudiler bir nefes almıştır kendi coğrafyasında. Bu yaşanan mucizeyi de kendilerine sembolik olaraktan bir değer olarak görmüşlerdir. Ve 8 güne uygun olarak 8 kollu şamdan yapmışlardır. Ve buna da Hanuka Bayramı, Işıklar Bayramı demişlerdir. Geçmişten bugüne kadar da bu bayramı kutlarlar. Peki niye 22 Aralık'ta geldi, 22 Aralık 2021'de geldiler Ankara'ya? Evet. Çünkü Hanuka Bayramı ne zamandır miladi takvime göre? 25 Aralık 2021'e denk geliyordu. Ama bir baktık ki 2021'in var olan Hanuka Bayramı gün itibariyle cumartesiye geliyor. Evet. Yani şimdi biliyoruz Yahudilikte cumartesi Şabat günü. Evet. Yani kutsal bir gün. Hiçbir Yahudi dindar kişi o gün evinden dışarıya çıkamaz. Yasaktır. Evet. Hiçbir iş yapmayacak, metale dokunmayacak, ekmek kesmeyecek, ışık yakmayacak falan falan. Yani yaklaşık 47 ile 54 arasında yasaklar vardır. Bunların hiçbirini o gün yapmayacaktır. Cuma akşamından cumartesi akşamına kadar bu yaklaşık 24 saatte yasaklar içerisinde uymak zorunluluğu vardır Yahudinin. Şimdi cumartesi gelemeyecekleri için ziyarete Sayın Cumhurbaşkanı'na, heyet içinde yurt dışından da gelenler olduğu için bir de bunların dönüşü var. Ne Tamam. zamana kadar dönmeleri gerekiyor? Cuma akşamına kadar bir kere kişiler evinde yani hangi ülkeden geliyorsa o ülkeye geri dönüp evinde olmak zorunda. Çarşambayı seçmelerinin sebebi de bu. Uzaklık mesafelerinde hesaplandığı için gelecekleri en son gün çarşambaydı. Çarşamba günü geldiler külliyeyi ziyaret ettiler. İşte bu hediyeleşmeler vesaire yapıldı. Hanukkah bayramının bir diğer adı nedir? Adamak. Evet. Yani adanmışlık diyelim. Bu adanmışlık da şöyle olur. Orada bir de dua yapıldı. Bu dua da ne için yapıldı? Adanmışlık üzerine. Bu adanmışlık Yahudilerin adanmışlığı değil. Yapılan duaya kabul anlamında davet edilenlerin adanmışlığıdır. Yani menorahı kime verdiyse veya Hanuka şamdanını kime verdiyse 8 kolu şamdanı o kişi de bunu kabul ediyorsa hediyeyi yani onun adanmışlığını kabul etmektir bu. Şimdi burada bunu görmemiz lazım. Hatırlayacaksınız çok daha yıllar önce sanırım 2006'lar 7'lerdi sanırım. Ali Kırca vardı o zaman ATV'de hatırlarsınız. Ali Kırca Sayın Cumhurbaşkanımız, bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı, bugünkü Başbakanımızla Başbakanlık konutunda bir program yaparken bile kadrajın tam ortasında ne vardı? 7 kollu şamdan menorah vardı. Yani bakın nereden ne zamana kadar bu adanmışlığı lütfen görelim, unutmayalım. Biz bunları hatırlatıyoruz. Yani öyle kimsenin gelip de biat ettiği falan yok arkadaşlar. Biz neyi anlatıyoruz? Rothschild'ler işte bu Türk Birliği projesini hayata geçirmek için sermayeyi buraya getiriyor. Türk Birliği oluşumunu onlar ayağa kaldırıyor. Arkasındaki finans gücünü onlar sağlıyor. Bize görüntüde sanki bunun hamiliğini, yöneticiliğini, Türk Müslümanlığı yapıyor diye gösteriyorlar. Biz de diyoruz ki buna kanmayın. Çünkü arka tarafta sermaye olmazsa bu birliktelik hayata geçmez. Bu birlikteliğin oluşum aşamasıyla alakalı da neyi söylemiştik biz? Çin ile Rusya'nın arasına bir set vurmak, bir duvar örmekti. Bu duvar örülüyor mu? Örülüyor. Bakın Sayın Putin'in yapmış olduğu bir teklif vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu bölgeyle alakalı. Kimlere yaptı bu teklifi? Türkmenistan, Özbekistan. Ne dedi? Gelin gaz birliği kuralım dedi. Gaz birliği konusunda bir antlaşma yapalım, bir ittifak sağlayalım. Burada ben de olayım dedi Rusya. Özbekistan ve Türkmenistan ne dedi? Hayır dedi.
senin yapmış olduğun bize bu çağrıyı biz kabul etmiyoruz, reddediyoruz dediler. Akabinde daha yeni 2 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız nereye gitti? Türkmenistan'a gitti ve Türkmenistan'da Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye ile beraber üçlü olarak yapılan gaz birliği antlaşması yapıldı. Bunları işte bunları normalde bir bakıma da olsa harcı mıydı Rusya gibi bir devlete hadi sen git reddediyorum teklifini diyebileceklerdi. Değildi ama ne oldu? Bu gelen sermayenin vermiş olduğu destekle ve stratejiyle ne isteniyor? Tam anlamıyla Türkiye Cumhuriyetlerdeki gaz birikiminin rezervi kim üzerinde kullanılacak? Avrupa Birliği üzerinde. Bu anlamda biz daha önceden de neyi söylüyorduk? Gaz birliği anlamında geçecek olan güzergah köprü kim? Türkiye. Türkiye Vana'nın başına geldi mi? Geldi. Daha bugün bile yani dün ya da iki gün önce Putin bile bir açıklama yaptı. Ne dedi? Türkiye üzerinden göndereceğimiz Avrupa'ya Rus gazının fiyatlandırması nerede belirlenecek dedi. Türkiye'de belirlenecek dedi. Yani bakın ne yapıyor Putin bir kere daha o günlerde de anlatıyorduk. Putin stratejiyle Türkiye'yi ön plan atıyor. Niye? Kendisine yapılacak olan Avrupa Birliği Türkiye'ye baskı yapıyor. Sen Rusya'ya karşı bir bakıma da olsa sert tavır al. Çünkü biz hepimizi alıyoruz. Sen almadın. Oyun bozanlık yapıyorsun'a getiriyor. Putin kartı görüyor. Ne diyor? Çakal. Diyor ki ben Türkiye tutmam lazım. Çünkü olmazsa ben açılamayacağım dünyaya. Ne diyor? Türkiye'de fiyat belirleyeceğiz diyor. Bir kere daha bizi Avrupa Birliği'ne karşı karşıya getiriyor. Ne uğruna? Bir tarafsızlığımızı korumak anlamında. İşte burada bunları görelim. Vana bizde. O yüzden şu Rusya-Türkiye savaşı bekleyen arkadaşlara da selam olsun diyelim. Ona da böyle geçelim. Şimdi yine Sayın Kazım Bey'e de şöyle bir cevap verelim. Çünkü bazen bunu eleştirdiğimizde şu gündeme geliyor. Deniliyor ki Türk Birliği ile alakalı oluşumda bir madalya ortaya koyuldu. Hı. Madalyanın üzerindeki dil neydi diyoruz biz? İngilizce. Bu birliği kurmak isteyenlerin aslında kimin olduğunu gösteriyoruz biz dedik buradan. Yani İngiliz akla bizim Türk kadim dilimiz yok mu? Evet. Var. Niye yazmıyorsun dediğimizde de Kazım Bey'in cevabını hiç beğenmiyoruz. Niye? Çünkü çok yani bir kusura bakma ama seviyesiz bir cevap veriyor. Neden? Şundan dolayı arkadaşlar bakın. Verdiği cevap şu. İngilizce yazıldı ki dünya dili İngilizce herkesi anlasın diye. Ya ne gerek var? Hiç. Şimdi soruyorum ben size o zaman. Dünya dili İngilizce ise eğer yani de, tamam mı? Şimdi Amerika dediğimiz bir örgüt yani örgüt aslında yani Amerika bir devlet değil bir örgüt yani. Hadi devlet örgüt. Bunu kim kurdu? İngilizler kurdu. Kurduğu dönemde İngilizce yok muydu? Vardı. Daha sonraki dönemlerde de yine hamiliğini yapan, dünyada da hamiliği yapanlar İngiliz dili olmadı mı? Oldu. İngiliz dili varken niye bastırdıkları dolar üzerine Latincelerle sembolleri ifade etmeye çalıştılar? Değil mi? Yani biraz düşünmek lazım burada. Ya da misal veriyorum bizim Türk aklımız, yani Türk kadim dilimiz var mı? Var. Biz o zaman hani şu bir ara çeşitli ülkelerde bir anda geceliğin yatıyorsun meydan boş kalkıyorsun bir bakıyorsun orada monolit vardı değil mi? Herkes şaşırdı ulan uzaydan mı geldi ne oldu vesaire diye. Şimdi soralım o zaman o bizim sanırım Urfa'ya mı konulmuştu Diyarbakır'a mı konulmuştu o monolitin üzerindeki dil neydi? Kadim Türk diliydi. Niye İngilizce yazmadık o zaman biz oraya? Değil mi? Yani bir bakıma da onun çevirisi neydi? İstikbal göklerdedir vesaireydi yani. Bir de onu jandarmamız koruyordu yani. Düşünün yani. Neyse. Yani orada bile bu kadim Türk dilini kullanan akıl bizdeyken. Madalya da niye kullanmıyor? Zaten bunu bizim dünyaya anlatmamızla alakalı bir çabamız yok ki. Sembol dili. Bu sembol dili içinde olan kapalı grup için geçerlidir. Bu dili bilene mesajı verirsin. Dünyaya mesaj vermeyle alakalı senin bir çaban yok ki. Evet. Yani niye ben gideyim de İngilizce kullanayım değil mi? Yani bunu da böyle anlatmaya çalışıyor. Ne gerek var? Düşünün değil mi? Biz yakın zamanda bile uluslararası literatürü neyi kabul ettirdik? Turkey değil. Türkiye'yi kabul ettirdik. Şimdi o zaman niye yapıyoruz bunları? Yapmayalım. Gene Türk iş kalsın orada. Yani bunları devam ettirelim. Yani o yüzden böyle kendi sebebini de bilmediği için kendini de bu anlamda zorunlu açıklama yapmaya kimse çabalamasın, zorlamasın. Gerek yok yani. Olmuyor, olmuyor. Yani biraz böyle zorlama açıklamalarla, mesajlarla olmuyor arkadaşlar. Şunu söyleyin ya. Açık açık söyleyin arkadaşlar. Türkiye'ye yapılan bir operasyon var. Daha doğrusu Türklere bir operasyon yapılıyor. Türk Birliği adı altında. Burada Türkleri kullanacaklar. Tıpkı BOP projesinde olduğu gibi orada da Türkiye'nin Müslüman kimliğini kullanaraktan Arap coğrafyasına yayılmamızı ve hamiliğini istemişlerdi. Şimdi bu sefer de Türkiye'nin Türk kimliğini kullanaraktan Türkiye Cumhuriyetleri bizim nüfus etmemizi, orayı yönetmemizi istiyor bir grup.
Projenin adı BOP'tu. Büyük Ortadoğu Projesi'ydi. Şimdi projenin adı genişletildi. GOP oldu. Genişletilmiş Ortadoğu Projesi oldu. Adamlar projelerine devam ediyor. Bunu görmüyoruz. Siz çıkıp diyorsunuz ki uçacağız, kaçacağız. Yapmayın. Sermaye gelecek diyoruz zaten. Bakın yani Rothschild sermayesiyle beraber uluslararası yatırımcı gelecek. Nereden? Çin'den çıkacak. Çin o yüzden işte çok ağır bir şekilde o sözde vaka, sıfır vaka politikasını izliyorum diyerekten o sert tedbirleri uyguladı. Ne üzerine? Var olan Çin'deki uluslararası yatırımcının oradan çıkabilmesi için meşru bahaneyi oluşturabilmek için. Bu meşru bahaneyi de oluşturdular mı? Oluşturdular. Apple ben çıkacağım dedi. Resmi anlamda tüm fabrikalarımı kapatıp çıkacağım, gideceğim diyor. Şimdi bu uluslararası yatırımcı değil mi? Evet. Peki bunlar nereye gidiyor? Amerika'ya geri mi dönüyorlar? Hayır. İşte bunlar iki ülkeye gidiyor. Nereye? Yine aynı coğrafya. Bir, Hindistan. İki, Türkiye. O yüzden sermayeler bize geldiğinde Türkiye'de biraz da olsa para boldu, ihracat artışı vesaire artınca siz ne diyeceksiniz? Biliyoruz. Şimdiden biliyoruz. Bak Türkler uçacak demiştik. Uçtu. Yahu arka planı gör. Niye arka planı görmüyorsun? Biz diyoruz ki buraları görün işte. Bu sayede kim var burada bacak olarak? Türkiye ve Hindistan. Hindistan'la alakalı olarak bile yani kim seçildi İngiltere'de başbakan? Değil mi? Hint asıllı bir kişiyi Hindistan'ın Hint asıllı bir kişiyi İngiltere'ye başbakan yaptılar. Ve bu başbakan hangi açıklamayı yaptı? Çin'le olan altın çağımız bitti dedi. Şimdi bu gibi zaten bir kuşak bir yol projesi kimindi? İngiltere'nin. Onun kontrol ettiği Rothschild'lere bunu inşa ettiriyorlardı. Şimdi projeyi çektiler. Çin'e dediler ki sen tekrardan Çin Seddi'nin arkasına geri geç. Vakit zaman gelince tekrardan seni kullanacağız. Ona göre ayık ol dediler bir bakıma da olsa. Bu projeler ne zamana kadar devam ettirilecek? Türkiye ile Hindistan'ın tam anlamıyla böyle bir ihracatla hızlı ilerlemeleri 2030'a doğru. Niye? Çünkü NATO'nun hangi projeksiyonu vardı? 2030 projeksiyonu vardı. Geri sayımlar yapılıyor değil mi siteleri üzerinden? İşte burada demek ki NATO nereye doğru da devam edecek genişlemeye? Doğuya doğru da genişleyecek. Yeni alınacak olan ülkeler kimler? Onları da bir sonraki programda ifade ediyor olacağız. Genel anlamda bunları söylemekte fayda var. Çin'e bu anlamda operasyon yapıldı. Bunu görelim. Bu hemen şu değil. Yanlış anlaşılmasın yani. Çıkacak dedik hemen bugün çıkıyorlar ertesi gün Çin Seddi'ne girdi. Bu değil. Zamanla yavaş yavaş Çin'in büyümesini düşürecekler. 2030'lar gibi Hindistan'ı Amerika ile yarışır ya da denk bir ekonomik büyüklüğe getirecekler. Bunlar bizim projelerimiz değil. Bunları biliyoruz. Takip eden ülkemizdeki de arka planda çeşitli hocalarımız da var. Biz bunları zaten hocalarımızla 2 yıl öncesinden beri konuşuyorduk. Onlar da bu sürecin buraya gideceğini zaten bizlere yapmış olduğumuz görüşmelerde karşılıklı olarak ben ifade etmiştik. Fikir alışverişlerinde de hem fikirdik. Biz de görüyorduk. Onlardan da gelen bilgiler üzerine onlar da bunu söylüyordu bize. Yani bizim yaptığımız araştırmalarla onların verdiği bilgiler örtüşüyordu. Burada çelişen bir durum yoktu. Biz de bunları anlatmaya çalışıyoruz. Ve o yüzden bakın kehanet zemininde de son derece kehanetlere uygun gidiyorlardı. En sonunda geldiğimiz noktada 2025 şu anda pas geçeceklerini söylüyoruz. Zaten bizim kanaatimize göre pas geçmek istemeseler bile yapmayacaklar diyorduk. Niye? Olmayacaktı. Çünkü bazı yine pürüz noktaları vardı. Ama buraya baktığımız zaman şimdi tam anlamıyla bu görülür hale geldi. Bunu da lütfen görelim diyoruz. Bazen sorular geliyor bize, deniliyor ki Rothschild'ler Yahudi. Nasıl olacak da bir Müslüman kimliği olan millete destek verecek? Hani pek oturmuyor gibi konuşuyorlar. Yahu bakın olur mu öyle şey arkadaşlar? Yahudi dediğin gruplar yıllardır, uzun senelerdir Arap Müslümanları yönetiyor ya. Evet. Şimdi o garip değil de bunu yapınca mı garip? Niye? Bakın burada hep her zaman şunu yapıyorlar. O işte taraftar olmaktan vazgeçin. Dün bunu BOP üzerinden söylediğinde muhafazakar kesime konduramıyordu. Niye? Müslüman kimliğimiz var. Oradakiler de Müslüman. Kaynaşacağız. Şimdi diyorsun ki kardeşim bak Türklere operasyon yapılıyor. Yahudi Türk kartıyla geliyor karşına. Şimdi Rothschild'leri biliyoruz. Türk Yahudisidir. Evet. Ya bunu bilmeyen yok. Biz söyleyince diyorlar ki ayda şimdi Rothschild'leri Türk yaptılar diyor. Lan bu bilinen bir şey arkadaşım. Yani sizler bilmiyorsunuz. Niye? Çünkü sizlere zamanında bunları ekrana çıkan arkadaşlar anlatmıyordu. Gene anlatmıyorlar. Biz söylüyoruz. Şaşırıyorsunuz. Şaşırmayın diyoruz o sebepten dolayı. Şimdi adam bunu oynarken bugün de Türk kartıyla karşımıza çıkmaya çalışıyorlar. Birilerine göre Putin de Müslüman. Bugünkü Kral Charles da Müslüman. Evet. Yani ne yapıyorsunuz demek lazım. Yapmayın bunları yani. Bunları böyle toparlayınca bakın resim bütünlüğü
daha görülür hale geliyor. Lütfen bunları görelim. Öyle diğer yapılan açıklama, hamasi açıklamalardan uzak duralım. Çünkü biliyoruz ülkemizde işte BOP projesinde muhafazakarları ikna edemiyorduk. Proje operasyon yapılıyor bölgeye diye. Adam yerle bir etti bölgeyi. Yani Amerika. E şimdi diyoruz ki bak Türk kimliğiyle üstümüze geliyor. Bugün de milliyetçi kesim. İnandıramıyoruz yani. Olur mu öyle şey falan dedirtiliyor yani. Böyle bir şey olacak mı? Yani işte lütfen bunlara biraz yani bu gibi açıklamalar yapanlara itibar etmeyin. Şimdi biz Çin'i dinledik. 2025'e kadar Çin'deki gelişmeleri zaten takip edeceğiz. Diyoruz da. Sürecin hem bizim bölgemizde hem kuzeydeki Rusya ve Ukrayna bölgesinde az önce de belirttik. Bir Amerika'nın oluşturmuş olduğu büyük bir ordu oluşturma, tek ordu oluşturma kısmında doğuya doğru bir ilerleme vardı. O ilerlemenin en başında gelen bir devlet var. Onu ikinci programda yapacağız. Şimdilik size burada veda edelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.